RTTV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 4 Ocak Cuma ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, toplum destekli polis ekipleri bugün Fethi Sekin Ölmez bebeği ziyaret ederek doğum gününü kutladılar. Toplum destekli polis ekipleri bugün Fethi Sekin Ölmez bebeği ziyaret ederek doğum gününü kutladılar. Şehit polis memuru Fethi Sekin'in adını yaşatmak için Selvili köyünde ikamet eden ve polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu gün dünyaya gelen küçük Fethi Sekin Ölmez'in doğum günü ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince kutlandı. Hanımlar, semt lokallerinin 3.sü Fatih Mahallesi'nde düzenlenen program ile açıldı. Hanımlar, semt lokallerinin 3.sü Fatih Mahallesi'nde düzenlenen program ile açıldı. Açılışa Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun ve teşkilat mensupları, Ereğli Müftüsü Celal Malkoç, muhtarlar, STK temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, kadın girişimciler, derneği üyeleri, hanımlar ve birçok vatandaşlar katıldı. Karamsarlıkla değil, ümit varlıkla imtihan eyle. Programda konuşma yapan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven şunları söyledi. Gerçekten hanımlarımızın, kadınlarımızın İçinde olduğu işler eğer istek varsa, eğer samimiyet varsa başarıya ulaşıyor. Bu açtığımız 3. semt lokali. Burada adeta bir ev ortamında sizler bu mahalle sakinleri, Fatih Mahallesi, Atakent Mahallesi, Aydınlar Mahallesi, Mehmet Akif Mahallesi'nin sakinleri gelecek. Burada müftülüğümüz haftada bir gün eğitim veriyor. Halk Eğitim Müdürlüğümüz haftada bir gün eğitim veriyor. Yine aynı şekilde sağlık teşkilatımız haftada bir gün eğitimler veriyor, kurslar veriyor. Biz bu 3 lokalde de, özellikle son 2 lokalde de bunların faydalarını gördük. Bu açıdan baktığımızda böyle talepler var. Bir sonraki 4. lokalimizde Hacı Mustafa Mahallesi'ni açacağız. Tabi zamanla burası daha işler hale gelecek. Burası sizin bir yuvanız, bir ortamınız olacak. Şimdi biz erkekler mikrofon aldığımız zaman kadınlarla ilgili her türlü övgüyü söyleriz. Baş tacımız deriz ama gerçekten baş tacımız. Biz şu an itibariyle Ereğli Belediyesi olarak 2014 yılında başladığımız kültür gezilerinde 12 bin tane kadınımızı Konya'ya ziyarete götürmüşüz. Mevlana Hazretleri'nin makamına, işte Sillesi'ne, Altın Kelebek Vadisi'ne, Kelebekler Vadisi'ne istihdam sağlıyoruz, engellere katkı sağlıyoruz. Bir de Avrupa Birliği ile proje yaptık. Kadınları İspanya'ya götüreceğiz. İspanya'ya götüreceğimiz kadınlar üretken, çalışkan, projeci olacak. Bu anlamda bu lokallerimizde faaliyet gösteren bayanlardan da seçeceğiz. İnşallah İspanya'da bir Avrupa Birliği projesi yaptık. 735 milyar Türk lirası eski parayla 735 bin lira. Ondan da yararlanacağız. Biz kadınlarımızın üretmesini istiyoruz. Yani ben şunu görüyorum. Mesela beni geçenlerde bir hanım ablamız yakaladı. Dedi ki Allah razı olsun, bu yöresel ürünler alanında ben orada şu kadar gelir elde ettim. Salça sattım, reçel sattım. Çocuğun servis parası çıktı dedi. Bu açıdan bunlara baktığımızda bunların daha profesyonel olmasını istiyoruz. Bir iş atölyesi kurduk, mutfak yaptık. Bununla ilgili çalışmalarımız daha da yoğun sürecek inşallah. Burası sizin mekanınız. İhtiyaçlarınızı, taleplerinizi, mahallenizle ilgili sıkıntılarınızı buradaki görevlere her zaman bildirebilirsiniz. Ereğli Müftüsü Celal Malkoç'un duasının ardından Ereğli Belediyesi 3. Hanımlar Semt Lokali açılışı gerçekleştirerek hanımlar hizmetine sunuldu. Evet, Ereğli Belediyesi Hanımlar Semt Lokali'nin 3.sünü açıyoruz. Ereğli'mize hayırlı, uğurlu olsun diyor, alkışlıyoruz.
Ereğli Gençlik Merkezi Müdürlüğü Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenliyor. Konuyla ilgili açıklamayı Ereğli Gençlik Merkezi Müdürü Harun Aydın yaptı. Ereğli Gençlik Merkezi Müdürlüğü Sarıkamış Şehitlerin Anma Yürüyüşü düzenliyor. Sarıkamış'ta donarak şehit olan 90 bin asker Ereğli'de düzenlenen yürüyüş ile anılacak. Yürüyüş pazar günü saat 13'te Uğurlu Cami önünde başlayacaktır. Uğur Mumcu Caddesi üzerinden Perşembe Pazarı yönüne geçilerek Meydanbaşı Mezarlığı şehitliğinde tamamlanacaktır. Konuyla ilgili açıklamayı Ereğli Gençlik Merkezi Müdürü Harun Aydın yaptı. Ülkemizde her yıl Ocak ayının ilk haftası bakanlığımız koordinesinde Sarıkamış şehitlerimizi anma yürüyüşü yapılıyor. Biz bunu geçen yıl da yapmıştık. Bu yıl yine inşallah pazar günü saat 1'de Uğurlu Camii önünden başlayarak şehitliğimize kadar yürüyeceğiz. Burada tabii biz öncelikle gençlik merkezi olarak gençlerimizin yürüyüşümüze katılmasını istiyoruz. Fakat tüm halkımızı davet ediyoruz yürüyüşümüze. Sarıkamış'ta 104. yılı bu yıl. Sarıkamış olayını zaten herkes biliyordur. Yaklaşık 90 bin tane atamız orada şehit oldu. Her yıl buna bakanlığımız anma etkinlikleri yapıyor. Bu yılda inşallah Gençlik Merkezi Müdürlüğü, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, KYK Yurt Müdürlüğü ortaklığında geniş katılımlı tüm halkımızın katılacağı inşallah büyük bir yürüyüş tertip etmek istiyoruz. Ve buradan biz tüm kesime birlik beraberlik içerisinde orada güzel bir yürüyüş yapmayı istiyoruz ve herkese bu yürüyüşe davet ediyoruz inşallah. Şehit Aileleri Derneği Başkanı ve Yönetimi Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven'i makamında ziyaret etti. Şehit Aileleri Derneği Başkanı ve Yönetimi Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven'i makamında ziyaret ederek Çanakkale, Urfa, Çiftehan, Kaplıca gezileri ve diğer katkılarından dolayı teşekkür ettiler. Şehit ailelerimize hep iç içe oldunuz. İlgi ve alakanızdan dolayı, bir de yakınınızdan dolayı şehit aileleri adına, derneğim adına ve şahsım adına çok olsun teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de müsaade ederseniz şiirle yapmak istiyorum. Evet. Bu esas bizim çocuk için yapmış olduğumuz park için hazırlamıştım ama genel olarak da kabul edin. Bu mahallede doğdum, bu sokakta büyüdüm. Bu topraklar uğruna buradan Hakk'a yürüdüm. Şimdi parkta adım var, onurum var, şanım var. Bunları sen hak ettin, bayrağımda kanım var. Adına park yaptılar, yapana teşekkürler. Canına can kattılar, katana teşekkürler. İsmini parka veren, ona yakışır diyen, bizleri sevindiren başkana teşekkürler. Ölümsüz şehit zaten, hatırana hürmeten, ismini nezaketen, verene teşekkürler. İnanıp da Kur'an'a, sana saygı duyana, park yaptı hatırana, emeğe teşekkürler. Ahdi vefa gösterip, icraatla süsleyip, adın yaşasın deyip, yazana teşekkürler. Sevgiyle doldu testi, bugün bu yana esti. Bize yaptılar jesti, yapana teşekkürler. Ara sıra geçmeyi, iki tas su içmeyi, yaptırmışlar çeşmeyi, ona da teşekkürler. Şehit olmaz ölümcü, başkan bey oldu öncü, bırakıp işi gücü, gelene teşekkürler. Onurunu şanını, bayrak için kanını, vatan için canını, verene teşekkürler. Sizi asla unutmaz kardeşin Ozan Yılmaz. Onuruna doyulmaz Rabbime teşekkürler. Evet, bugün şehit ailelerimizin çok anlamlı bizi duygulandıran bir ziyaretleriyle mutlu olduk. Başta dernek başkanımız olmak üzere burada beraberinde gelen şehit yakınlarımıza, babalarına, ailelerine çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki şehitlerimiz için ne yapsak az bunları ne kelimelere söyleyebiliriz, ne bunları ifade edebiliriz. Bugün şanlı bayrağımız dalgalanıyorsa, ezanlarımız susmadan minarelerimizden okunuyorsa bunları şehitlerimize borçluyuz. Bu ülke toprakları üzerinde her zaman hainlerin,
düşmanların gözü olmuştur, sinsi planlar olmuştur. Dolayısıyla bundan dolayı Türk milleti hiçbir zaman bunlara fırsat vermemiştir. Ben tekrar dernek başkanımıza ve beraberinde gelen şehit ailelerimize teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimizi şükranla ve özellikle minnetle yad ediyorum. Onların makamları şüphesiz inancımız gereği cennettir. Makamlarının cennet-i âli olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Tüm şehit ailelerimize saygılar sunuyorum. Bültenimize kısa bir ara veriyoruz. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratven'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratven İnovatif serisinden. Selenit. Fratven. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Mütahir Mahallesi, Üç Göz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777 9030, GSM 0533 683 7107. Şehrimize kazandırdığımız 34 parkla hemşerilerimize sosyal alanlar oluşturduk. Gayretle, sevgiyle, samimiyetle Ereğli daha değerli. Belediye Başkanı Özkan Özgüven. Ereğli Belediyesi. Yenilenen Atatürk Anıtı'yla Ereğli daha değerli. Atatürk Anıtımız yıllar sonra yenilendi. Gayretle, sevgiyle, samimiyetle Ereğli daha değerli. Belediye Başkanı Özkan Özgüven. Ereğli Belediyesi. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.